Arkadaşlar merhaba hepinize, hayırlı akşamlar. Yarınki adana yarışlarının tahminlerini vereceğim ama ondan önce bugünkü Kocaeli yarışlarını yayınlamıştık. Şöyle bir neticelere bakalım. Yani 7'li plaza için zaten 2 atıyor. İkisi de 1-2 oldular. Önemli burası. Dumanoğlu yani 5. at olarak verdim. Çok iyi koştu. Yani geçen bu son 4-5 yarışı harika bir yarış hariç. Yani adeta sınıf değiştirdi yani. Yeni ilgilerinde çok farklı koşuyor. O yüzden dikkat etmek lazım. Bu formu sürdüğü sürece devam eder. Kutlu Şahan'dan çok daha iyi bir yarış bekliyordum. Beklentimi karşılayamadı ama yine de takip edelim. Sükut Bey hayal kırıklığı. Ama takip edelim, bu iki attan yakın zamanda iyi bir yarış gelecektir. Pergamon ve Koçum ilk iki atımızdı. Koçum startta kalmasa geçermiş. Sonoğlu ilk atımızdı. Burada neredeyse Sarrafşah yani rahat geldi de Sonoğlu. Sarrafşah'ın ikinci olması ilginç. Yani Hacı Dili Fatih'in aprentisi çok bekledi. Commitment zor da olsa kazandı. Bantomuzdu. Salük'ü ilk atımızdı. Ve Paran'a yine üçüncü at olarak verdik. Altılıyı da yakaladık. Çok para vermese de bir cep harçta. Oyun parası çıktı. 294 lira. Verdiğimiz kuponu 108 liraydı galiba. En azından yarın ve pazar günü oyun parası çıktı diye düşünüyorum. Yani Yiğit Soylu için de bahsettim. Çok ikinci, üçüncü olan atları sevmiyorum meydanda ve yine ikinci kaldı. Beni yapmadı. Yani birçok kişinin tekiydi ama ben diğer yerlerde beklediğim sürprizler gelseydi altı güzel bu paraya gidebilirdi ama maalesef olmadı. Ama yarınki Adana yarışları çok daha iyi görünüyor. İyi para verecek gibi görünüyor. Cazip bir kurgu vereceğim. Umarım da başarılı oluruz arkadaşlar. Hemen 7'li plase için yani Panç Mahal ilk 2'ye girer diye düşünüyorum bu 4 at içerisinde. İlk şanslı atım. Ama zor bir yarış olduğunu söylemek lazım. Atlar birbirine denk. Yarış temposu da önemli ama Panç Mahal ilk tercihim. Siz de tuttuğunuz at varsa eklersiniz 7'li plase için. 6'nın ilk ayağına geldiğimizde yani Adana'daki kazandığı yarıştan sonraki 6.'da da fena olmayan sonlarda yani 5. 4. olabilecekken Apprentice'i Mert Gökalp fazla zorlamadı. At 6. kaldı. Bence bugün uzayan mesafede çok şanslı. 5 numara Çınartay ilk atım. İyi bir yarış yapacaktır. Güveniyorum bu adam. Mutlaka kuponlarınıza yazın. Yarın da cazip bir konumda çıkabilir. Bilmiyorum 4. 5 numara çıkabilir. Pek bültene bakmadım ama tahmini söylüyorum. 8 numara Bertan'dan iyi bir yarış bekliyorum. İstikrarlı koşuyor. İdaresi zor bir at. Çok rahat gelip aniden durabiliyorum. Müslüm Çelik iyi idare etmesi lazım. Yani bayağı bir nefeslendirmesi lazım. 300'lere kadar falan tutması lazım. Çünkü erken yürürse sonlarda duruyor. İkinci şanslı atım. 3 numara Sarnış Bey idmanda çok üç güzelin yanında çok zorlanıyordu ama belli olmaz. Uzun mesafede farklı bir yarışı yapabilir. Bir de bu 1 numara oğlum Giray ağır kilosuna rağmen bence yazılmalı. Son yarışı gayet iyiydi. Ben 5-8-3-1 sırasını tavsiye ediyorum arkadaşlar. Günün ikinci ayağı maiden satış çok zor bir yarış. Kim gelse şaşırmam. 8 tane at söyleyeceğim. 6, 2, 4, 7, 11, 15 ve 3. 6, 2, 4, 7, 11, 15 ve 3. Yani çim olsaydı lastikçiden daha da ümitli konuşabilirdim ama kumda gerçi kardeşleri var yani Max'in kardeşi. Kumda güzel yarışlar yapmışlar ama bir 55 gün arası var. Sonlarda güçlü gelebilir 6 numara Lasky'ye. Diğer rakiplerine göre benim görüşüme göre biraz daha önde tercih edilmeli ama zor bir yarış. 6, 2, 4, 7, 11, 15 ve 3 sırasını sizlere tavsiye ediyorum. Günün 3. ayağına geldiğimizde 5 numara Trace. Son yarışında da çok tutuyordum. Sonlarda teslim oldu. Bugün 51 kiloyla yarışı kendisi şekillendirebilir. Yani kendisi yarışın inisiyatifini alıp liderliği alıp gidebilir veya 2-3 gidecektir. Serkan Yıldız'la etkili bir yarış bekliyorum. 3 numara 3 güzel İtman'da çok iyiydi. Son 2 yarış çok iyi. Yine iyi yarış yapacaktır. 7 numara Akdeniz Fırtınası fazla startta kalmazsa şans yaratabilir. 4 numara Açık Kırmızı zaman zaman uzunda ve dişi yarışlarda etkili bir at. Ve 1 numara Selda Hanım'da formda ağır kilosuna rağmen etkili bir yarış yapacaktır. 5, 3, 7, 4, 1 sırasını sizlere tavsiye ediyorum. 5, 3, 7, 4, 1 sırasını sizlere tavsiye ediyorum. Günün 4. ayağına geldiğimizde hızlı bir yarış olma ihtimali yüksek. King Ferrier ve Kübra Hanım gibi atlar var. Dolayısıyla istikrarlı koşan dişi bir at olmasına rağmen
1-2-1-2 tabelasını hiç bozmayan, 6 numara Yenefır sonlarda çok güçlü gelebilir Ahmet Çelik'in tercihiyle. Benim ilk atım. Ama 1 numara Ascot son yarışına düzeldi. Gerçekten de iyi bir at Ascot. İyi bir yarış bekliyorum. 2 numara King Ferrier de son Kocaeli yarışı harika. El oynatmadan kazandı. Yarın 2 gidip düzlüğe doğru hamle yaparsa daha etkili olur kanaatindeyim. Çok şanslı olur. Fiziği falan çok iyi. Adana'yı yadırgamazsa çok etkili bir yarış gelecektir 2 numara King Ferrier'den. Bir de bu 3 numara Mystic Power da boş bir at değil. Kaliteli bir at. Her ne kadar Çin'i daha iyi olduğunu düşünsem de belli olmaz, grup uygun gelebilir. 6-1-2-3. Günün 7. koşusu, altının 5. ayağına geldiğimizde ise tek tercihimizi burada kullandım. İki at arasına gidip geldim ama bu sezon Adana'da farklı yarışlar yaptığını düşündüğüm 6 numara Gökbakar'ın banko olarak tercih ettim. Diğer atım Rolling Thunder'da, fakat hem mesafe 1400 hem at statta kalıyor. Kiloyu kaldırıyor ama 4-5 boy startta kaldığı zaman bu kez yetiştiremez diye düşünüyorum. Ve 6 numara Gökbakar'ın da 53,5 kiloyla Mehmet Keskin artı binmez muhtemelen, tam biner 53,5 kiloya. Önde konumlanacak. 2-3 gidip düzlüğe doğru da içeriden hamlesini yapıp bu yarışı kazanmasını bekliyorum. Benim bankomdur. Çok iyi koşuyor bu sezon. İyi yarışlar yaptı. Yine iyi bir yer. Son yarışta çok sert gruptaydı. Bu kez biraz da dışarılarda kaldı. Bu kez içeride konumlanacaktır. Mehmet Keskin iyi idare edebilirse, idareyle kullanabilirse atını, 400'ü 300'ü beklerse bu yarışı kazanacaktır. Benim bankomdur 6 numara Gökbakır Han. Cazip çıkacaktır büyük ihtimalle yarın. Ama ben güveniyorum. Günün son koşusuna geldiğimizde 6 numara Sardur. İkman'da iyi. Gayet iyi görünüyor. Müslüm Çelik'in tercihinde çok etkili bir yarış bekliyorum. 2 numara Bayçi son yarışında adeta güle oynaya kazandı. Her ne kadar idmanda Sardur'un yanında zorlanıyor gibi görünse de yarış ayrı, idman ayrıdır. İyi bir yarış yapacaktır 2 numara Bayçil. 10 numara Kadir İman'da fazla startta kalmazsa mesafe 100 metre kısaldı. Yine 54 kilosuyla kendine bir şans yaratabilir. 6-2-10 arkadaşlar benim buradaki tercihim. YouTube'da abonemiz değilseniz abone olun lütfen. Mesajlar ve yorumlar için teşekkür ediyorum. Ücretli olan WhatsApp grubumuza dahil olmak isterseniz numaramız 0545 625 5093, 0545 625 5093. Sevgiler, saygılar, hayırlı akşamlar herkese. Yarın için bol şanslar diliyorum. Hoşçakalın.